Evet, Hülya Gülle yine kendisini uğurluyoruz. Kolay unutulacak ustalar değil bunlar. Yani Ahmet Uğurlu da onlardan bir tanesi. Son zamanlarda göremesek bile hayatımıza nakşettiği o güzelliklerle, o tebessümle elbette anacağız büyük oyuncu Ahmet Uğurlu'yu. Maalesef kaybettik sevgili izleyen ve Uğurlu'nun en yakın dostlarından bir tanesi televizyon eleştirmeni, aynı zamanda müzisyen, benim de saygıdeğer abim Sina Koloğlu şu anda karşımızda. Kendisiyle en azından birkaç kelime edeceğiz Ahmet Uğurlu'nun ardından. Sina abi, iyi akşamlar, iyi geceler. İyi akşamlar, hayırlı olsun öncelikle. Çok teşekkür ederim sevgili abicim. Şunu sormak istiyorum sana, her şeyden önce şunu sormak istiyorum. Yakın dostunuz. Ve son döneminde sıklıkla haberleşiyordunuz sanıyorum Necef ablayla, eşi Necef ablayla. Bugün öyle bir veda şeyi yazmışın ki, notu düşmüşün ki, hakikaten benim de boğazım düğümlendi. Nasıl bilirdik? Şöyle diyeyim, ben tabii uzun zamandır onun hastalığından haberdardım. Çok ince ayrıntılarını öğrendim. İlk öğrenen gazeteciydim diyebilirim ama haber yapmadım. İstenmedi haber yapılması. Ben de bunu o aileye, onlara olan saygımdan dolayı hiçbir şekilde dile getirmedim. Ne zaman ki Ahmet Uğurlu televizyonda kendisini ameliyat eden profesörle beraber bir programa çıktı. O gün de yazmıştım ben. İşte o gün bütün o bildiklerimi, yaşadıklarımı, Necef ablanın anlattıklarını kaleme döktüm. Çok zor bir süreçti ama hiçbir zaman o hayatla olan bağını koparmadı. Evet. Ve özellikle Necef abla olağanüstü bir gayretle ve destekle ve aslında çok fazla acıların ve çok fazla zorlukların çekildiği bir dönemi çok şükür olsun diye biten hep cümlelerle telefon konuşmasında noktalıyordu. Çok önemli şeyler bunlar. Bir taraftan da Ahmet Uğurlu'nun varlığına, yani bizde bıraktığı ne diyelim, o şenliğe, o tebessüme bakarsak, sen o dönemde de televizyon eleştirmenliği yapıyordun. Ahmet Uğurlu'nun aktif olduğu dönemde de. Tabii. Bir dönemde tamamen şahidisin. Ya biz biraz ekranlarda tebessümü kaybettik Sina abi. Sonuç itibariyle biz aynı zamanda bu büyük ustaları da küstürdük mü bu halimizde? Şimdi yani şey olarak konuşmak istemiyorum ama çok uzun bir dönem televizyonda en son oynadığı rol Behzat Ç'deki komiser rolüydü. Evet. Ki büyük oranda aslında yeni kuşak onu o rolüyle tanıdı, bildi ve en son rolüydü. O saatten bu saate kadar bilmiyorum kaç kişi aradı, kaç kişi sordu. Yani ona bir şey diyemeyeceğim. Anladım. Biz küstürmeye devam edelim insanları o zaman. Abi başın sağ olsun. Çok teşekkür ederim. En azından önemli bilgiler verdin bize. Bir şekilde sana müzikal hayatında da başarılar diliyorum. Oda TV'de de muhteşem yazılarını okumaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum tekrar katıldığınız için. İyi akşamlar.